Dün AKP Genel Başkanı Sayın Erdoğan, biz gazetecilere özgürlük getirdik, onların özgürlüğü için mücadele ettik dedi. Oysaki durum tam tersi. AKP gazetecilere özgürlük getirmedi. Aksine gazetecilerin özgürlüğünü gasp etti. Bunun en önemli örneklerinden biri de gazetecilere açılan davaların en önemlilerinden biri de sevgili Enis Berberoğlu'na yönelik komplodur, komplo davasıdır. Ve şu anda Enis Berberoğlu bir haberden dolayı cezaevinde haksız bir şekilde tutulmaktadır. Ben her ay düzenlediğim ve her yıl sonu düzenlediğim basın özgürlüğü raporunu da Enis Berberoğlu'na ithaf ettim. Ne var o raporda? O raporda AKP iktidarının basını nasıl özgürleştirdiğinin belgeleri var. Bakın şöyle gösterelim. Sadece 2017 yılında 173 gazeteci gözaltına alındı. 66 gazeteci tutuklandı. 99 gazeteci hakkında soruşturma başlatıldı. 63 gazeteciye 76 yıl hapis cezası verildi. 49 gazeteciye dava açıldı. 28 gazeteci çeşitli alanlarda saldırıya maruz kaldı ve yine 28 gazeteciye 250 bin TL'lik bir para cezası verildi. AKP'nin basın özgürlüğünden anladığı işte bu tablodur. 2017 yılı kara bir tabloyla geçmiştir. Sadece bu mu gazetecilerin yaşadığı sorunlar? AKP'ye muhalif olan, AKP'yi eleştiren, gerçeğin peşinde koşan Sözcü Gazetesi, Bir Gün Gazetesi, Evrensel Gazetesi ve Cumhuriyet Gazetesi iktidarın tüm kurumlarının mali ambargolarıyla, ekonomik ambargolarıyla karşı karşıyadır. Bugün Türkiye'de başta Cumhuriyet Gazetesi çalışanları Ahmet Şık, Murat Sabuncu, Akın Atalay olmak üzere 180'e yakın gazeteci yazdıklarından, çizdiklerinden, attıkları tweetlerden ve yaptıkları yorumlardan dolayı haksız ve hukuksuzca cezaevinde tutulmaktadır. AKP iktidarı gazetecilerin aldığı nefesi bile adeta suç olarak görmektedir. Buradan iktidar yetkililerine bir kez daha çağrı yapalım. Gazeteciliği suç olarak görmeyin. Gazeteciler toplum adına soru sorar, kamuoyu adına o sorulara cevap arar. Siz gazetecileri baskı altına aldıkça aslında halkın haber alma hakkını da engellemiş oluyorsunuz. 2018 yılının mesleğinin onuru için mücadele eden tüm gazeteciler açısından özgürlükle ve demokrasiyle geçmesini diliyor, teşekkür ediyorum.